İyi geceler değerli izleyiciler. Hoş geldiniz birebire. Bu akşam çok heyecanlıyım. Hakikaten efsane bir konuğum var. Semiramis Pekkan. Şimdi yanımda. Birazdan başlayacağız. Sonra milli güreşi Yasemin Adar bizimle olacak. Biliyorsunuz son Avrupa Şampiyonası'nda yine altın madalya aldı. 6. Avrupa Şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu, 1 olimpiyat üçüncülüğü var. Birazdan burada olacak. Tam bir atlet komple dedikleri türden bir sporcu. Çok da tatlı. Birazdan sohbet edeceğiz. Psikolog Gökhan Çınar bizimle olacak yine, ama psikolog tarafıyla da bir yandan da şovmen tarafıyla da, radyo tarafıyla da, ve yemek yazarı Natali Yarcan. O da değişik bir yemek uzmanı diyeyim. Sohbetinden keyif alacaksınız ama biraz heyecanımı bastırayım. Sizi burada görmek ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merci. Çok iyiyim. İlk defa bu programda bir milyarder kadın ağırlıyorum. Ne hatta diyorsunuz? İlk defa bir milyarder ağırlıyorum. Hakikaten çok mu zenginsiniz hemen? Yok ayol. Her yerde. Ben sizi nerede okusam ben? İşte milyarder Lulu Galvani'nin eşi milyarder. Nedir bu milyarder meselesi? Vallahi bilmiyorum. Bunlar uydurma şeyler. Nasıl uydurma canım? Tabii ki yok. Yani benim eşim çok muvaffak olmuş bir insan ve varlıklı bir insan. Ama milyarder Lulu Galvani'nin eşi dendiği zaman bana ayrı bir muamele yapıyorlar ve ben buna... Kazıklıyorlar mı? Nasıl? Kazıklıyorlar. ve onun için de çok rahatsız ediyor beni. Sahiden mi? Niye bana milyarder dese çok hoşuma gideriz. Orta zengin gibi geziyorum. Yok. Ben öyle şeylerden hoşlanan bir tip değilim. Bir. İki, yani ben evet seçimlerimde eşlerim muvaffak olmuş insanlardı. Normal, herkes öyle seçiyor. Evet, çünkü ben zeki, akıllı insanlardan hoşlanan bir insanım. Yani bir kadınım. Çok kafası çalışmayan bir adamdan benim yaşamam mümkün değil. Onun için de seçimlerim böyle oldu. Ama hepsi, ikisi de çok muvaffak, kendi yollarında çok muvaffak olmuş insanlardı. Ve beni böyle hani zengin kocalar seçen bir kadın olarak... Defacığım erkeklere güzel kadın seçiyorlar mesela. Zengin kocalar ama yani bir şey değil. Benimki tamamen muvaffakiyet hayranlığı diyeyim. Milyarder eşi olmak deyince niye rahatsız oluyorum? Yalnız normalin üstünde fiyat söylediklerinden değil sadece. Çünkü ben her zaman ayağının üstünde duran bir kadınım. Onu çok iyi biliyorum. Her zaman. Yani ilk eşimle de kendi ayağım, kendi bir varlığım vardı. İlk eşiniz Ercüment Karacan. Ercüment Karacan Bey'le. Ama kendi bir varlığım vardı. Evet. Yani evinizde bey mi derdiniz ona? Hayır. Hayır. Şimdi burada saygımdan. Arkadan konuşurken Allah rahmet eylesin. Ondan da kendimi bir varlığım. Kendime göre. Belki milyarder değildim, milyoner değildim ama kendime göre her zaman bir varlığım vardı. Sonra biliyorsunuz uluslararası bir iş yaptım. 17 sene moda işi yaptım. Evet. Ve çok muvaffak oldu. Çok. Ve o muvaffakiyette de bir şeyim oldu. Evet. Ben böyle oraya buraya saçan bir insan da değilim. Evet, çok marka işi yapıyordum. Kendim marka işi yapıyordum. Ve onu yaparken tabii markalar, çok gençtim o zaman by the way. fena da değilmişim herhalde ki. İlle benimkini giy, seninkini giy. Birbirlerine geçerlerdi İtalya'da, Semiramide diye. O zaman markalar dünyada giydim ben. Dünyada en tarz 10 kadından biri seçildiniz. Evet. Amerika'da. Women's Wear Day. Bu onların Bible'ı dedikleri, hı-hı, yani bizim Kur'an gibi. Ama Bible'ı dedikleri bir gazeteydi bu. Ve orada ne yazarsa, yani ne söylenirse moda hakkında çok önemliydi. Ben de onların arasına girdim. Evet, en tarz 10 kadından biri. Evet. Doğru söylediğini şimdi baktığımız zaman bir kez daha görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum, bu herhalde Allah vergisi olsa gerek. Ben daha önce de hep söylüyorum, ben güzel şeylerden hoşlanan bir insanım. Güzel insan severim, tabiat severim, hayvan severim. Seveceğim bir tipim galiba. Evet, biraz seveceksiniz biliyorum. Evet. Zaten sizin tarzınız, davetleriniz falan her şeyiniz çok hep böyle bir klas, bir zerafet hepsi vardır çok yani. Çok teşekkür ederim. Ama bir şey merak ediyorum mesela. Yine çok şıksınız, her zaman çok şıksınız. Ben sizi, bak iki kişinin kötü fotoğrafını görmedim. Bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri siz.
Ne yapıyorsunuz? Siz fotoğraf çektireceğiniz zaman kötü fotoğrafları alıyor musunuz? Hiç. Yok, her fotoğrafta mı güzel çıkıyorsunuz? Fatih. Şık çıkıyorsunuz. İnanın bana, ben hayatta öyle şeylere aman şöyle çıkayım böyle çıkayım diye hiçbir zaman bir problemim olmadı. Çünkü ben kendimi o gün neysem öyle beğenen ve seven bir insanım. Yani benim kaşımın güzel olması, gözümün bilmem, saçımın bilmem ne olması hiç önemli değildi. Hiçbir zaman olmadı. Ama öyle çıktı. Atatürk dediniz, kalbimi çaldınız. Biliyorsunuz ben ciddi bir Atatürk hayranı ve laik bir cumhuriyet kadınıyım. Ve, zaten asker kızısınız aslında. Hem de asker kızıyım. Ve benim gönlümü şimdiden çaldınız. Bir de çok genç bir evliliğiniz var galiba, değil mi? Evet. 15-16 yaşındaydım. 15 yaşındaydım. Yok daha neler. Tabii 15 yaşındaydım. Çocuk yani, gelin baya. Çocuk gelin ama benim hatamdı. Hata diyorum çünkü insan gençliğinde bir takım hatalar yapabiliyor. Ben de o hatalardan birini yaptım. Allah rahmet eylesin. Çok kendine göre çok çok kapıldım diyeyim. Çünkü çok o zaman çok popüler, çok yakışıklı. Çok popüler. Ben de 15 yaşındayım. Aklım uçtu. Ve o beni beğendi. Ben onu yani tabii ki beğendim. Fikret Hakan. Fikret Hakan. O beni beğenince ve çok enteresan bir hikayedir o. Benim çok sevgili dostlarım vardı, Erdem Buri ve Tülay German. Dostlarım derken ben küçücüğüm ama beni severlerdi. Nedense benden ahbaplı, bana fikir sorarlardı. Allah Allah. Evet, ve ben de kendimi adam zannedip onlara cevaplar verirdim filan. Ve onlarla şeyde Galatasaray Adası'nda bir balo oluyor ve babam da davetli oraya. Ajda ile beni de, Erdem diyor ki Ajda Rıdvan Bey lütfen onları da getirin diyor. Tabii diyor babam. Biz önceden gidiyoruz. Oturuyoruz şeyde, o tahta böyle bir şeyler vardı. Oralara böyle güneşlenirdik filan. Neyse. Kötü bir havuzu vardı. Deniz suyuyla dolu. Sonra orada böyle bir şeye dayanmışız. Pervin Par vardı yanımızda. Ajda, ben ve Tülay. Şöyle bir yerde dördümüzde böyle oturuyoruz. Erdem uzanıyor filan. Böyle uzanan insanlar var. Karşıdan bir Chris-Craft, bir motor geliyor. Ama nasıl böyle deli gibi. Havalı. Havalı filan. İçinde de yaklaştıkça görüyorsunuz ki müthiş bir şey geliyor. Fikret Hakan. Erdem'in çok tanıdığı, yani Erdem'in de Tülay'ın da o tip muhitleri vardı. Neyse, geliyor Fikret'e. Aa Fikret'ciğim bunlar, herkes öpüşüyor, koklaşıyor filan falan. Ben tanımıyorum. Ben daha 14-15 filan. Evet. Ondan sonra biz de böyle oturuyoruz ya dört kadın. Geliyor Fikret böyle. Bak şimdi böyle şey yapılır mı? Geliyor. Tülay'a bakıyor. Of diyor. Bu diyor yaz güzeli diyor. Öbürüne dönüyor. Pervin'e dönüyor. Bu diyor kış güzeli diyor. Ajde'ye dönüyor. Bu diyor bahar. Bu her mevsim diyor. Evet, bittim. Kayıp. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Reis Bey. Aklım baştan gitti. Akıl baştan gitti. Gitmez mi? Gitmez yakışıklı, mi? Yakışıklı, ünlü, başarılı bir adam. Ne diyorsunuz? 15 yaşında bir kız, Chris Craft'la gelmiş, büyük bir hava ne içerisinde. Ne diyorsunuz? Neyse, önemli olan tarafı şu, biz de biliyoruz ki Fikret'in annesi babamın mahalle arkadaşıymış. Oradan da böyle işte falan derken neyse akşam balo oluyor, uzatmayayım lafı. Akşam balo oluyor. Kim beni dansa kaldırıyor? Fikret Hakan. Evet. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Neyse. Neyse ama güzel hikaye. güzel hikaye değil mi? Yani 15 yaşında olmanız dışında şahane bir hikaye. Evet ama işte insan yanlış yapar. Yanlış derken iyi ki öyle bir şey oldu hayatımda. Ondan da çok şey öğrendim. Çünkü babam beni kızıp da aslında 2 ay aynı evde oturduk. Ben istedim ayrılmak. Çok çünkü ben 2 ay evlenmeden 2 ay evvel 2 ay Erdem'de ve Tülay'da kaldım. Orada benim hayatım değişti. Şöyle ki dediğim gibi o çocuk Yaşar Kemal'lerle, Yılmaz Güney'lerle,
oturup sohbetler ediliyordu ve ben orada dıvıdık hepsini dinliyordum. Ama bu yana çok müthiş bir eğitim var. Tabii ki, ne diyorsunuz? Ciddi bir eğitim. Çok ciddi bir eğitim. Ondan sonra evlendiğimiz zaman, evlendiğimiz gün Fikret'e dedim ki o gün, o saat biraz sonra imza atıyoruz. Fikret dedim yani şimdi imzayı atıyoruz, mecburuz, hemen ayrılacağız. Bak bunu 14 yaşında, 15 yaşında Ceval misiniz yani? Evet. Yani o yaşta bir çocuk bunu söyleyemez. Hemen ayrılıyoruz. Yani. Çünkü babam çok ısrar etti. Tabii haklı olarak. Yani kimseyi, Allah rahmet eylesin, suçlamıyorum. Hele arkadaşının çocuğu falan, yani ciddi bir problemdi. Neyse. Hayır dedi, olur mu bilmem ne, siz ne yaptınız bu kıza, Erdem'i arıyor, nedir bu filan. O da biraz şeydi, o da o zamanın solcularındandı biliyorsunuz. Evet. Ben de solcuyum, ben hepsinden ileri solcuyum öyle o sırada mi? Tabii. Hala öylesiniz gibi geliyor bana hala, o zaman. Hala sosyalistim, tabii ki. Tabii ki. Neyse. Sosyalist kızıl milyarder. Evet. Kızıl milyarder. Kızıl milyarder. Milyarder değilim, bırakın olsun. Şunu. Kalsın öyle, kalsın daha iyi, bir öyle bilsin. İşte böyle, yani sonra da... Hikaye. Hepsi hikaye. Peki. Şey diyecektim. Anneniz çok mu zevkli bir kadın? Yani şimdi hem siz hem ablanız, yani Ajda Hanım, ikiniz de inanılmaz şıksınız. Çok teşekkür ben ederim. Ben sizi daha şık bulduğumu söyleyeyim. Bunu Ajda Hanım'a karşı söyleyeyim ama burada nasıl biz bizeyiz duymaz. Yani Bodrum'da şile bezi bir elbiseyle görüyorum sizi. Ya bir tane bez kardeşim, yani hani hiçbir şey yok. Burada iki tane askı, bir tane şile bezi. Abi rüya gibi dolaşıyorsunuz ortalıkta. Ah. Yanlış mı? Çok teşekkür ederim. Şimdi bu nereden bu zevk? Anneden mi, babadan mı? Nasıl bir ortam oldu da bütün ya hala öylesin? Ya, çünkü giyinmek kolay bir şey değil yani. Hani moda tamam, herkes modayı takip eder de tarz sahibi olmak başka bir şey. Tarz, evet. Yani annem çok zevkli bir kadın. Çok severdi güzel giyinsin. Çok imkanımız yok. Biz bir yani burjuva bir ailenin çocuklarıyız ama temiz bir aileden gelmiş çocuklarız. Yani benim anne tarafı çok iyi bir ailenin devamıdır. Baba da çok iyi ama anne tarafı, anneannem mesela saraylı lisan konuşurdu. Çünkü baba saraylı, Osmanlı'dan falan. Onlar Romanyalı, Dobrucalılar. Ve sonra mesela anneannemin kız kardeşinin kızı Dina'dır. Prenses diye, kraliçe Dina. Abdullah'ın karısı. Abdullah Mustafa. Neydi? Unuttum ismini. Hüseyin neyse. Ürdün Kralı. Evet, Hüseyin mi Abdullah mı? Onu karıştırdım. Bir tanesi sus. Ben de karıştırıyorum arada, bir düşün akrabayla. Neyse. Onlar da çok... mesela çocukluğumda hatırlarım evleri, evlerindeki şeyler. Ben de eve çok meraklıyım mesela. Güzel ev severim. Güzel şeyler eklemek isterim filan falan. Yani herhalde biraz aileden, biraz da merak. Merak. Evet, evleriniz falansın. Her zaman çok şık. Gerçekten her şeyiniz çok iyi. Yemeniz, içmeniz, tarzınız her zaman çok, çok şık. Çok teşekkür ederim. Muazzam bir başlangıç yaptınız. Şarkılar, filmler falan derken bıraktınız gittiniz. Niye? Bıraktım. Fatih, çünkü bir kere onu ben diyorum ki değil, doğru, çok aşık oldum ilk eşime, yani ilk doğru eşime. İlk düzgün zamanda buldum eşime, Ercüment Karacan'a. Evet, çok aşık oldum ama yalnız aşık değil, ben tiyatroyla başladım biliyorsunuz Ankara'da. Gene Haldun'un Yaparsın şekerinden. Geleceğiz, Haldun Doğmen'e geleceğiz. Canım benim. Neyse, tiyatroyla başladım hayatıma ve çok sevdim o hayatı. Yani tiyatroyu çok sevdim. Ki ben okullu değildim. Yani böyle sokakta karşılaştım. Sevmem, şimdi yaparsın şekerim dedi bana. Ah, kendimi Güner Sümer'in karşısında buldum. Yaş kaç? Yaş 17. 17-18. Belki, yani tam hatırlamıyorum ama çok küçük. Dedi ki seni dedi Güner, genç bir kız arıyorlar ve başrol. Sen dedi yaparsın şekerim. Ay dur filan demeye kalmadı, ben kendimi Güner'in karşısında buldum. Ona da Allah rahmet eylesin, harikulade bir insandı. Ve benim elime bir tekst verdi Güner'cim. Yarın okuma provası var dedi. Bu güzel bir hikaye.
Gittim akşam. Ben bilmiyorum ki ne tiyatro bilirim, ne nasıl okuma prosesi bilirim. Hiçbir şey bilmem. Bir yaparsan şekerim canıma okudum. Tamam Hadun abi, bir şey. Neyse gittim ben eve. Sen bütün teksti ezberle. Ezberlediniz mi? Sus. Bir gecede. Bir gecede. Bak korku insana neler yaptırıyor. Haldun Dormen korkusu. Haldun Dormen korkusu. Bir şeye söz vermişim ben. Yapmam lazım. Ben terazi burcuyum. Bu arada yani çok böyle hak, hukuk, söz, hayır, möz denge, benim bence için müthiş. Yok çok dengeli değil değildir misin? Aslında. Aa. Hayır. Terazi burcu dengeli bir şey yapar değil mi? Onlar bir adalet duygusu var çünkü. Adalet müthiş. Adalet, hak, hukuk müthiş. Babam bana hep avukat olsun bu derdi. Bu. Çünkü bu. Niye bu? Çünkü beni erkek beklemişti. Ben kız geliverdim. Peki çocukken erkek Fatma mıydınız? Hı? Hayır. Hiç erkek Fatma değildim. Aj da çok yaramaz bir çocuktu. Belli olmuyor belli mu? Belli oluyor. Aramızdaki fark, annem derdi ki seni derdi, sizi derdi şeye götürürüm, misafirliğe götürürüm evladım derdi. Seni oturturum. Oturursun. Oturursun. Kibar orada gider. Şey biter, misafirlik biter. Ajda'yı ararız. Yatak odasında, dolapların içinde bir şey karıştırırken buluruz. Sonra seni olduğun yerden alır götürürüm derdi. Aramızdaki fark öyleydi çocukken. Çok şeker ama. Neyse. Neredeydik? Dur. Sahneye çıkıyorsunuz. Tekste ezberlediniz. Tekste ezberledim. Her günü bir gittim. Hemen alındım tabii. Yalnız tekste ezberlediğim için değil. Herhalde iyi bir şey yaptım. Güner tamamdır dedi tamam. Haldun'a. Allah ben de büyük harika. Herkese replik verdim ondan sonra iki ay. Böyle bir durum yani. Ondan sonra da benim asıl sevdiğim şey tiyatroydu. Dayanamadım. Çünkü dayanamadım. Çünkü Ankara'daydı. Ve Ankara'da kendi başıma yaşıyordum. Aile İstanbul'da. Genç bir kızım. Aile İstanbul'da. Ve çok az bir parayla yaşıyorum. Yani aç yattığım geceler oldu diyebilirim. Ama zevk o kadar büyük ki. O sahne, o güzel performans ve müthiş kritikler alıyor oyun bu arada. Anormal. Devlet Tiyatrosu biraz böyle sinir olma durumundaydı o sırada. Her neyse. Ondan sonra İstanbul, Ajda dedi ki ya İstanbul'a gel film yap bari de bir para kazan. Geldim. Filme başladım. Bu sefer de bonolar çıktı. Bonoları getiriyorlar. O bonorayı kızdırıyorsun. Yarısını ya alıyorsun ya almıyorsun. O da bir hikaye. Derken, İlk film hangisi? Hı? İlk film hangisi? Aa, sorma öyle şeyler. Hiç hatırlamıyorum. Film benim için enteresan değildi. Hiç enteresan. Onu sadece... Aslında bari, para kazanmak için onu yapmak gerekiyordu. Şarkı da para kazanmak için başladı. Ama iyiydiniz. İyiydim çünkü iyi olmak zorundaydım. Bir. Niye? İki... Çünkü kazan yani yaşamam lazım. Ablayla rekabetten mi yoksa para kazanmak ve hayır rekabetlerin hiç ilgisi yok. Hatta bana o zaman Kervansaray'ın sahibi İbrahim Bey çağırdı beni. Gittim. O zaman Haldun'la beraberdim. Harikulade bir dostluğumuz vardı. Dedi ki ben sizi Ajda Hanım'a rakip çıkarmak istiyorum dedi. Ve size şöyle bir para veriyorum dediği para neydi biliyor musunuz Fatih? Ben kendi evimi alıp, istediğim şeyi alıp, hatta biriktirmeye kadar gidebilecek bir büyüklükte para. Bir paraydı bir ay için. Ne? Süpermiş. Dedim ki bir dakika. Ya bir dakika. Dedi ki ben dedim şarkı hayatımda ağzımı açmadım. Yani banyoda şarkı söyler insan, onu bile yapmadım. Yaparsınız siz dedi bana. Eve geldim, Ajda dedim bilmiyorsun ne oldu, ne oldu dedi. Dedim böyle böyle al parayı git dedi bana. Akıllı kadın. Akıllı kadın vallahi al parayı git ama ben nasıl şarkı söyleyeceğim dedi. Uzatıyor muyum? Yok sıkıyor ya, muyum sizi? Ya müthiş bir keyif ediniyorum. Sağ olun. Vallahi hatta acaba programın ikinci bölümünü yapmasak mı diyeceğim. Yok, o kadar yok. Şu an, ondan sonra çıktın sahneye. Çıktım sahneye. Hemen şurada zaten. 24 saatte sen Türkiye çapında ol. Kıyamet kopsun. O zaman kopsun. Televizyon yok bilmem ne yok. Hiçbir böyle şey yok. Radyolar ama yok, bilmem, yok. Gazete var gazete. O zaman. Gazeteler var yani. Ve o gazetelerde Türkiye'de en iyi oldum galiba. Öyle bir şey oldu. Ve öyle başladı benim şarkıcılık hayatım. Güzeldi.
Fakat işte onun ikinci ayında, sahneye çıkmamın ikinci ayında Ercüment Bey'le tanıştınız. Ve orada bitti. Koptu film. Aşk için sahne bitti. Aşk için sahne bitti. Yalnız aşk için değil. Tabii ki aşk çok önemli bir unsurdu. Ama ben çevre benim çok anlaşabileceğim bir çevrede değildi. Onu da eklemem lazım. Yani o çevre. O çevre benim baş edeceğim bir çevre değildi. Benim lisanım konuşulmuyordu o çevrede. Doğru bir seçim yaptığımı zannediyorum. Vallahi siz ne yapsanız doğru yapmışsınız diye düşünüyorum. Yok öyle değil ama orada doğru bir şey. Sonra yani. Uzun bir yokluk. Yani yokluk derken sahnede yoksunuz. Cemiyet hayatının böyle kenarında duruyorsunuz. Çok da içine girmiyorsunuz İstanbul'un. Daha yurt dışı. Sonra milyarder eşinizle evlilik. Uzun bir yokluk. Evet. Özlemediniz mi böyle sahnede olmayı, o popülariteyi falan? Gerçi hep popülerdiniz ama o tür bir popülarite özlemediniz mi? Özlemedim Fatih. Şöyle özlemedim. Bir kere yaptığım işte çok muvaffak bir iş dönemi geçirdim. Evet. Bir 17 sene. O 17 senede ben popülarite demeyeyim ama muvaffak bir iş kadını olarak çok tatmin oluyordum. Çok. Çünkü istediğim, sevdiğim bir şeyi yapıyordum. Sonucunu gördüğüm. Evet, sonucunu gördüğüm bir işi yapıyordum. Sonra hayatımızda bir kaza oldu. Sonra da ikinci çocuğuma hamile kaldığım zaman bu da bir seçimdi. Karar verdim ki bir daha çocuğum büyünceye kadar, en azından büyünceye kadar, bu yaşa geldim bu arada. Çocuklar da asla büyümüyorlar ki. Çocuk her zaman çocuk yani. Evet. Kaç oldu? Kaç yaşına geldin? 34. Maşallah. Tabii. Çok da yakışıklı. Çok. O ne yapıyor? Babasıyla beraber mi? Çok... Hayır. Babasıyla beraber. Babası iş yapmıyor. İş o babası. Çok istedi babası ama beni de çok yordular. Ama hayır. Kendi bankacı. Bankacı. Private, özel bankacılık yapıyor. Çok memnun hayatından. Ve keyfi o yerinde. Hiperaktif çocuk oldu bir küçük prens. Allah'a bir şükürler olsun. Allah herkese öyle evlat versin. Öyle güzel bir hayat. Ama evlenmedin mi? Bekar hala. Bekar. Ama evlenmiş gibi. İki bir münasebeti oldu. Biri 5 sene, biri 4 sene. Ben kızlara aşık. Kızlar gidiyorlar. Oğlum dedim, gözünü seveyim. Bu sefer yani bari tanıştırma. Çünkü ben kızları seviyorum. Seviyorum. Sonra sen ayrılınca ben üzülüyorum. Yani, kız için de üzülüyorum. Tabii. Kız için üzülüyorum. Evet. Hayda biz onlarla telefonlar. Ah canım, ya sen bırak benim eşek oğlumu boşver. Böyle bir durum yani. Hakikaten fenaymış. Sonra böyle uzun bir yokluktan sonra sahneden şuna sizi şeyle beraber sahnede gördüm. YouTube'da. Haldun Dorman'le. Evet. Haldun Dorman'le çok yakınlığınızı, yıllardan beri süre yakınlığınızı gayet sahneye çıktınız ve şarkı söylediniz. Evet. Bıraktığınız günkü yerden hiçbir şey değişmemiş gibi nasıl oldu? Vallahi bilmiyorum. Ben ona evet dedim canım Haldun'cum, onu hiç kıramazdım. Çünkü Haldun çok değerli bir insan. Benim çok hayatımda hepiniz. Da sizin için apayrı yeri var. Çok mühim yani dönüm noktalarında yanımda olmuş bir insan. Böyle bir şey teklif ettiği zaman tabii dedim yani tabii. Dedim. Ondan sonra 2 ay baygınlık geçiriyordum. Ben ne yaptım şimdi diye. Neyse yaparsın şekerim dedi gene bana. Öyle başladı, böyle evet, devam ediyor. Sus. Neyse yaparsın şekerimden çıktım. Çok güzeldi. İnşallah o da keyif almıştır. Anlamak mümkün değil. Ben 15 kere falan izledim yani internette. Açıp izliyorum yani. Çok teşekkür ederim. Haldun abinin zerafeti, sizin ne oradaki varlığınız muazzam bir şey. Yani. Ne müthiş bir insan. Kaç kere izledim hatırlamıyorum. Belgeselini yani. İzlediniz mi Haldun? İzledim. Ne hayat. Müthiş. Nasıl bir müthiş. İnsan. Böyle bir enerji. Böyle bir enerji, böyle bir klas, böyle müthiş. Bir müthiş. Müthiş. Allah uzun ömürler i̇nşallah. Versin inşallah. Sonra benim karşıma harikulade bir... İnsanlar çıktı. Gençler. Tam ona geleceğim ben. Tam ona. Gençler çıktı ve
Dediler ki siz bu işe devam etmelisiniz. Siz dedim delirdiniz mi? Ben şey dedim, Evrencan Gündüz'le yaptınız dedim. Aa sus, o sonradan geliyor. Neyse, bu girdiler. Dedim ki ben yapamam böyle şey. Bırakın beni, rahat bırakın beni. Yapacaksınız dediler bana. Çünkü bu dijital dünyada güzel. Tabii. Yapacaksınız çünkü siz bilmiyorsunuz dediler. Verilerinizi bilmiyorsunuz. Bir arkaya girdiler. Ben meğer 18'den 23 arasında dinlenen nadir şarkıcılardan biriymişim. Aa, dediler ki siz bunu yapmalısınız. Peki nasıl yapacağız filan falan. YouTube kanalınızı açın dediler. Açtınız ve biliyorum. Ben de kendi YouTube kanalımı açtım. Şimdi keyifle yapıyorum bunu. Çünkü benim... Kaç program oldu YouTube'da? Şu anda galiba bir 10-12 şey oldu ve çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Fatih yani ben şaşkınlıklar içinde. Ben de sayılara bakıyorum, şaşırıyorum da. Evet. Ben de şaşırıyorum diye lafı doğru değil ama vay be diyorum. Şaşırılacak yani. Şey. Hı. Ben hep şaşkın halde oturuyorum zaten. Fakat bu bana hem özgürlüğüm bakımından çok iyi geldi. Hem artık çocuğum büyüdü. Ben de kendi istediğim siz bir şeyi YouTube'da yapma. Siz YouTube'da o kadar çok fazla şey yapabilirsin ki aslında. O kadar fazla şey yapabilirsin ki. Ve yani ben mesela ben bazılarını seyrettim. Müthiş genç bir enerjiniz var. Yani gençler sizin onda biriniz olamaz yani. Vallahi yaklaşamaz yanınıza. Çok acayip bir şey. Söylemeyin öyle. Çok acayip bir şey. Ben o gençlere bayılıyorum. Ben de bayılıyorum bazılarına ama mesela yani enerjiniz genç. Konuları ele alış biçiminiz genç. Yani dijital medyada geliyorsunuz tırırt, birdenbire bir şey popülerite falan. Çok evet. Çok garip yani, çok garip. Enteresan, çok garip. Çok enteresan. Ben de kendime şaşıyorum. Ama yani demek o bir gecede tekst ezberlemişsiniz ya işte, onun evet. Devamı bu yani. O evet. hep öyle bir o... Telefon numarası ezberleyemiyorum, o ayrı, ayrı mesele. O ayrı ama işte o başka bir heyecan var sizde yani. Evet. İşi becerme evet. isteği ve ona konsantre olma şeyi var. Çok evet. çok acayip. Bir de albümler çıktı, albüm değil. Single'lar çıktı. Kaç tane onlar oldu? 3-4 şu anda 3 ama şimdi yeni gelen var. Benim kendi yani yalnız yapacağım orada da yapacağım gençler çalışıyorsunuz. İşte Evrencan Gündüz de yapıyorsunuz. Biri daha var galiba ama. Şimdi Tantaşçı'yla bir düetimiz olacak. Belki üçümüz beraber yapacağız. Şimdi nedir biliyor musun Fatih? Ben şarkıcı olarak bir yerlere falan gelmek niyetinde. Hiç belli oluyor zaten. Eğleniyorsunuz. Hiç. Eğleniyorsunuz ve benim gençlere destek oluyorsunuz. Benim kendi Luna Park'ım var. O Luna Park'ta sevdiğim gençlerle yol yürümek istiyorum. Ben neysem kendi tecrübelerimi onlarla paylaşıp onların güzel enerjilerini alıp tabii bu çocuklar da çok doğru müthiş çocuklar. Çok. Evrencan buraya geldi müthiş. Yani çok doğru çocuklar. Şeyleri kafa çalışış şekilleri çok güzel. Onun için zaten anlaşabiliyoruz. Her şeyi de konuşabiliyoruz. Her şeyi paylaşabiliyoruz. Ben Tantaşçı'nın konserine gittim mesela. Ödüm koptu. Ben Harbiye'de ilk defa hiç tanımıyordum. Dijitale girmeden önce ne yalan söyleyeyim tanımıyordum. Hı hı. Aman efendim. 5000 kişi birden her şarkıyı mı söyle? Dediler ki bak dijital böyle bir şey. Ve ben bilmiyordum Tantaşçı'nın kim olduğunu. Fakat bayıldım. Çok hayran oldum. Meğer o da benim hayranımmış. O karanlık gecelerde. Tabii onun hayran olması bir gariplik yok. Herkesin hayranı. Yok yok ama hep bunlar beni şaşırtıyor ve güzel şaşkınlıklar. Ve bunları hayatta bir yerlere bir iz bırakmak istiyorum bu çocuklarla. Anlatabiliyor muyum? Çocuklar da size bu işi yapmaktan çok memnunlar zaten. Bu arada evet. Gözlerimi takılarınızdan alamıyorum. Bir şey yok takılarımda. Siz mi yapıyorsunuz bunları? Hayır. Hayır ben yapmıyorum. Çok enteresanlar ve çok güzeller. Ha, çok teşekkür ederim. Bunu bir güzel. Hintli arkadaşım hediye etmişti. O her zaman bileğimdedir. Öyle. Dövmelerin bir anlamı var mı? Dövmelerin evet. Bu ilk oğlumun ismi. Meğer bilmiyordum hiç. O bir Fars ismiymiş. Yani İran şeyi. Onun için... O harflerle yazılmış. Burada öbür oğlumun ismi var. Burada kuşlar. Böcekler. Bayılıyorum böyle şeylere. Aklıma eseni yap. Yani evet. Çocukların yanında aklıma esen kendimi iyi hissettiğim evet. Her şeyi dövmede yapıyorum. Evet.
Dövme de bir addiction biliyorsunuz. Evet biliyorum. Bir başladım insanlar duramıyorlar. Sormayın. Ya benim arkadaşlarım var. Her tarafları yapıldı artık. Ama yani. Güzel duruyor. İlk önceleri şaşırıyordum ben de ilk zamanlar. Sonra şimdi bakıyorum yakışıyor gençlere. Niye bazen olmasın? Ben de hevesleniyorum. Sonra karım bana diyor ki sen diyor bir aynaya baksana diyor. Sen dövme olacak tip misin sen diyor. Tamam diyorum. Yok canım. Hiç öyle. Bazı biliyorsunuz yaş diye bir şey yok. Ben yok be yaşlı değil tiple ilgili benimki. Yani. Dövme tipi değilmişim ben. Karım öyle diyor bana. Peki karınız öyle diyor. Öyle diyorsa aynı akan sular dur yani. Tabii kadınlara ki. Tabii ki. Oraya karşı çıkmak olamaz hayatta. Bu arada ilginç bir şey hatırladım şimdi. Siz tsunami'den kurtuldunuz. Tsunami'den? Kurtuldunuz değil mi? Kurtulduk evet. Tsunami sırasında tsunami'nin vurduğu bir adadaydınız. Evet. Orada evet. Eviniz vardı hatta Phuket'teydik. Phuket'te. Evet. İkinci eşimin. Ne oldu korktunuz mu ne oldu orada? Valla çok enteresan Fatih. Biz anlamadık. Şöyle anlamadık. Çünkü bizim olduğu, evimizin olduğu yer bir tepedeydi. Ha, Allah tarafından. Kahvaltı ediyorduk. Tsunami oluyor diye bir telefon geldi bize. Kapı yani çıkıp denize baktık. O zaman anladık. Ve inanın bir buçuk saat hiçbir şey anlamadık. Felaketin büyüklüğünü anlayamadık. Deniz bembeyazdı. Çamur. Hı hı. Ki çok güzel bir denizi çok var doğru. Oraların. Çamur halindeydi. Ve bize bir şey olmadı ama maalesef korkunç şeyler oldu. Herhalde. O sırada da çok misafirlerimiz vardı. Eksik olmasınlar. Herkes elini bir tarafa attı. Çok yardım ettiler. Fakat çok feci bir şey. Ben onu medyada okumuştum da sanki sizin eve de kadar geldi diye. Yok. Bize gelmedi. Sizin olduğunuz bölgede olamaz, size bir şey olmadı. Allah korusun. Neyse, öyle yani öyle bir tsunami geçirdik evet. Şimdi ilginç mesela siz ikinci eşinizden boşanalı epey oldu. Epey oldu. Biz ama 10 sene evli kaldık. Hala insan sizi evli zannediyor ve hala görüşüyorsunuz galiba. Evet, bir çok komik, o da komik. Çünkü biz ayrıldık. Dosya ayrıldı. Evet. Çünkü evlilik enteresan bir şey. Benim düşüncem. Evlilik tabii ki enteresan bir şey. Hayır, benim eşim Hintli. Evet. Hintli, ben onu bilhassa 3-4 tane evlilik teklifi almıştım aynı anda. Onu seçtim ki, sus! Onu seçtim ki, hani bizim kültürümüz daha yakın filan. Hani o da aile filan falan diye. Fakat fazla yakınmış kültür. Çünkü niye? Fazla yakınmış. Çünkü evlilik olduğu yani o imza atıldığı zaman insanlar fazla sahip olma. Yani şey gibi, sahip olduğum bir şey gibi düşünebiliyor. Bir meta haline geliyor. Böyle. Evet. Bu benim. Evet. O öyle değil. Değil. Yani o öyle lazım. Olmadığı için... Dedim ki biz ayrılalım. Ondan sonra beraber olmak istiyorsak olalım. Ve nitekim de öyle oldu. Biz 35 sene beraberdik. 35 sene? 35 sene. Oldum 35 sene. Tabii ki. Wow. Çocuğum 34 yaşında. Doğru. Tabii ki. 35 sene biz... Onun 10 senesi evli. 10 senesi evli, 25 senesi evsiz. Evsiz. Talepsiz. Nasıl? 10 sene evli, 10 sene evli, 25 sene evsiz. Böyle. Öyle. Çok dostum, çok arkadaşım şimdi. Ama enteresan olan tarafı biz Londra'da ayrıldık. Türkiye'de hiçbir zaman hani burada da ayrılalım diye bir şeyimiz olmadı. Burada idim gönülsüz abi. Tabii. İdim. Geçen seneye kadar. Geçen seneye kadar. Dedim yok yeter yani. O zaman siz artık milyarder demeyelim. Hayır demeyin bana. Ben katiyen milyarder değilim. Ben normal bir insanım. Bütün herkesin dikkatine. Bundan sonra Semih Hanım'la ilgili milyarder demeyelim. Hintli milyarderin eşi. Eski milyarder değilim. Eski milyarderin eşiyim. Bir şey, Ajda Hanım'la çok benziyoruz birbirimize. Evet. Neyse ben fikrimi söylemeyeyim, Ajda Hanım'a kızdırmayalım şimdi ama. Sakın. Ama benziyorsunuz. Benziyoruz. Özellikle ilk baktığınız anda bu benzerlik sizde bir rahatsızlık, bir karışıklık, bir şey yaratıyor mu? Hiçbir zaman ama benim anlamadığım bir şey var Fatih. Şimdi bana çok yazıyorlar tabii Instagram'ımdan, YouTube'dan. Ne şeker. Benim böyle bir grubum var artık biliyor musun? Böyle bir grup arkadaşım var. YouTube'dan ve Instagram'dan ve TikTok'tan inanmayacaksın. TikTok mu? Tabii ki ben TikTok'ta da var mısınız? Tabii varım. Allah tabii. Allah. Tabii ki kıyamet kopuyor TikTok'ta. Müthiş bir şey. Tabii.
Kıyafet, söyledim sana Luna Park'ım var benim. Hakikaten Luna Park. Vallahi ben Luna Park'tayım şu anda. Neyse, o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki ve çok bir tanesi, bir tane var, ona çok güldüm ben. Yani kendimizi alamadık günlerce. Semiramis kim la diyor. Tipik Türk. Yeminle, bu Ajda diyor, Semiramis kim la? Neyse, çok benzetiyor. Ama şimdi benim şaşırdığım şey şu. Tabii ki benziyoruz. Tabii ki aynı annenin babanın çocuklarıyız. Belki huylarımız benzemiyor olabilir ki iki ayrı ruhuz, o ayrı mesele. Ama fizikman tabii ki bir genetik bir durum var yani. Ve biz hep benzedik. Evet. Hep. Ben bildim bile benzerdim. Tabii zaten. Ki ikinci eşim yani Ercüment Bey bir gün Ajda benim odama çıkmıştı. Merdivenden inerken ben diye konuşmuş. O kadar benziyorduk. Yani her zaman benzedik biz birbirimize. Niye şimdi bu kadar şaşırıyorlar? Ona da ben şaşırıyorum. Yok, ben hep benzediğinizi biliyorum ben. Evet. Gençliğinizden beri tabii. Hep karıştırılmaya müsait olacak derecede benziyordunuz. Çok, çok. Ve ama işime de gelmiyor değil zaman zaman. Ha? Onca faydası ve zararı ne? Faydası olmaz olur mu? Faydası. Zaman zaman faydası oluyor. Beni Ajda zannedip bir ikram. İnşallah bundan sonra ben diye de biraz ikram yaparlar. Yani biraz ayıp ediyorlar bana karşı. Neyse, oralarda çok iyi tabii. Ama otoparkta tanırlar. Tabii, restoranda Ajda Samra. Bunlar iyi şeyler tabii. Ama hemen söylüyorum. Ben Ajda değilim. Ben de kardeşim de demiyorum. Bazen söylemeyin. Bazen duruma göre söylemek gerek. Tabii. Oluyor öyle şeyler yani. Ama ben de bazen mesela Brad Pitt'le karıştırıyor yurt dışında. Hadi canım. Aşk olsun. O kadar mı kötüyüm yani? Hayır, çok kahkaha. Hayır ama Brad Pitt yanlış bir seçim. Şaka yapıyorum. Gülüyor. Yanlış bir seçim evet, canım, Fatih. Ben yani, yakışıklı değil dedim sadece. Evet, şimdi aklıma gelmiyor ama yani çok hoş bir insansınız. Mesela gayet Abdullah Gül'ü de şeye benzetiyor biliyorsunuz. George Clooney'e. Ay sus. Susayım hakikaten. Sus. İçim kalktı. Sus. Beni evet. De şeye benziyorlar. Neydi adamın adı, bir tane var ya. Söyle bakayım. Lokanta falan da açıyor. Nobu mobu falan filan. De Niro. Robert De Niro. Bravo. Bana diyor, bravo. Ne kadar benziyorsun diyorlar. Ama doğru. Benzediğim falan yok. O vallahi benziyorsun. Vallahi benziyorsun. Çok benziyorum. Gençliğine ama. Gençliğine evet. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi çok fena. Çok moloz oldu adam. Çok fena oldu. Ben sakın iyi kaldım, o gitti. Evet. Bravo. Peki neler var şimdi? Görüyorum ki böyle bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle Luna Park'ta eğleniyorsunuz. Luna Park'a daha neler koyacaksınız? Of, neler gelmeyecek ki? Şimdi benim YouTube kanalımın olması bir kere bana müthiş bir özgürlük verdi. Müthiş bir heyecan verdi. Ve orada beraber olmak istediğim, dediğim gibi bu gençlerle beni hakikaten tam bir Luna Park'tayım. Çok hoşuma gidiyor. Ve daha çok şey var yapacağım diye yani. Böyle yapacağım bir yıl şey var. Konuşmak istiyorum. Bu yaptığım programlarda Fatih, genç kızlarımız, kadınlarımız, hatta genç erkek çocuklar da çok ilgilendiler. Çünkü nasıl oldu bilmiyorum. Biliyorum aslında ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Benden konuşmak ihtiyacı hissediyorlar ve benim fikirlerimi almak istiyorlar. Ki beni bu ciddi bir şekilde sevindirdi. Çünkü ben birikimleri olan bir insanım. Bu birikimlerimi kadınlarımızla, genç kızlarımızla ve gençlerle paylaşmak istiyorum. Yalnız kadınlar da yalnız gençler değil. Şöyle ki, kadının ne kadar güçlü bir varlık olduğunu beni seyrederek, benim konuşmamı dinleyerek ve benim hayatıma bakarak görebilecekleri ve bundan bir ümit doğurabileceğim, bir ilham verici bir şey oldu ve bu beni çok sevindiriyor. Ben orada devam etmek istiyorum. Peki bakalım. Mesela şey falan düşünüyor musun? Böyle dizimizi falan. Yok, yok. Bir televizyon programı yapayım, bir şey yapayım. Dijital bana yeter diyorsun. Hiçbir şekilde. Ben şey vermiyorum. Röportaj vermedim. Ya zaten biz sizi buraya gelmeye ikna edince çok şaşırdık. Çünkü ben sizi 50 yıldır falan televizyona görmedim. Tabii.
Ayol bana televizyon, ben Arjan'ın konserine falan gidiyorum, bana bir mikrofon dayıyorlar. Ne diyeceğimi şaşırıp böyle şeydi. Evet, tavşan gibi kalıyorum. Hiç, ne diyeceğimi de biliyorum. Hiç. Hayır. Böyle şeyler istemiyorum hayatımda. Ben hayatımdan memnunum. Olduğum yerden memnunum. Hani vardır ya, kendi varlığınla, varlık derken materyalden bahsetmiyorum. Değil, kendi varlığınla tatmin olmuş insanlardan biriyim. Aynen öyle. Bu dışarıda çok görünüyor zaten. Ben böyleyim. Ve onun için onun yani bir sahnenin, bir sahne mesela mevzu bahis filan değil. Değil, yok, yapmasın. Ne televizyon, ne bir şey, yok. Siz YouTube'da devam, dijitalde devam, gençlerle devam. Gençlerle devam, ben buldum arkadaşlarımı, dostlarımı. Arama, yeni dostlarımı. Evet, artık konuşuyoruz mesajlarda, o haldeyiz. Ondan sonra peki, bu, ben oradan. Şimdi yazın Bodrum'da oluyorsunuz genellikle. Yok, hayır. Gitmiyorsunuz artık. Ben artık gitmiyorum hani, Bodrum'a. Çünkü çok kalabalık. Orada çok güzel davetleriniz olur, çok keyifli şeyler olur. Onlar, bitti mi? Her şeyin bir zamanı var Fatih. Kesinlikle. Yani her şeyin bir zamanı var. Şey gibi, kadınlar bazen görüyorum muayyen bir yaşta hala mini etek giyiyor. Olmaz. Olmaz. Yani zamanında bazı şeyleri bırakmak lazım. Ha bu demek değil ki kendine bakmamak lazım. Ama her yakışanı şeyin var. Bir zamanı var. Öyle bir hayatın da bir zamanı vardı. Çok güzel vakit geçirdim. Güzel anılarım oldu. Bodrum'da çok güzel bir yer. Tabii ki bizim memleketimizin güzelliği zaten hiçbir yerde yok. Hiçbir ya bak, ben 40 sene yurt dışında yaşadım. 40 seneye yakın. Ama 40 sene. Bir aynısı hep buradaydım. Uzun zaman olamadı çünkü işimden ve ikinci evliliğimden dolayı. Ama evim güzel evim. Burası benim çocuğum. Sümüğü de aksa benim. Ne olursa olsun benim. İnsan, yaş demeyeceğim çünkü yaşla ilgim yok ama. Bir yaşamdan sonra evini istiyor. Ben evimde çok mutluyum. Evimde bu ülke. Evimde burası. Ve ben evimde çok mutluyum. Evimi çok seviyorum. Peki evinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Karamsar olanlar var, iyimser olanlar var. İnşallah çok iyi olacak diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Çünkü umuttur bir insanı yaşatan. Evet, hayata bağlayan. Hayata bağlayan ve güç veren. Ben umudumu kaybetmiyorum. Kaybetmeyeceğim. Ve sizin varlığınız da bize umut veriyor zaten. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bakıyorum size. Birkaç kişisiniz, çok değilsiniz, birkaç kişisiniz. O eski zarif, dol, kültürlü, hayatı bilen, dünyayı bilen, o jenerasyon kalmadı artık gibi geliyor bana. Yoksa ben mi yaşlandım bilmiyorum. Yok, siz yaşlanmadınız Fatih. Benim yanımda böyle konuşmayın. Vallahi siz benden gençsiniz. Yok. Yok, kalmadı değil, var. Ama insanlar maalesef son zamanlarda ruh halleri iyi değil, insanlar. Ve bu ruh halinin iyi olmaması birçok düzgün insanın içine kapanmasına sebep oldu bence. Çok doğru. Ve onun için görmüyorsunuz. Yoksa sizin benim gibi insanlar olmaz olur mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Ve her zaman olacak. Ve siz de her zaman olun, ne olur. Biz buralardayız. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok gerçekten çok seviyoruz. Yani benim favorimsiniz. Çok teşekkür ederim. O yüzden ediyorum. Sizi burada ağırlamak benim açımdan çok mutluluk vericiydi. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ederim. Var olun. Çok İnşallah ileride yine ağırlarız. İnşallah. Neyse söylemeyeyim de kardeşi de başını belaya sokmayayım. Hayır. Gerçekten şahanesiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok mersi. Değerli izleyiciler, konuğumuz sevgili Semiramis Pekkan'dı. Türkiye'nin efsane kadınlarından biri. Ya da belki ben öyle istiyorum, bilmiyorum. En azından benim efsanelerimden biriydi. Çok mutlu oldum onunla sohbet ederken, içten sohbetiyle.